İyi bir filmden hepinize merhaba. Yeniden çevirim bir uyarlama biçimidir. Roman, hikaye, oyun, tiyatro gibi eserlerin sinemaya uyarlanmasından farklı olarak yeniden çevirimler sinemanın kendi kaynaklarını kullanarak bir filmi yeniden üretmesidir. Yeniden çevirim kendisinden önce çekilen bir filmi kaynak alan ele aldığı kaynağı değiştirmeden ya da dönemin ekonomik, sosyal, siyasi ve teknolojik gelişmelerine uygun olarak önemli değişiklikler yapılan tekrar filmleridir. Devam filmleri ve filmlerin televizyon dizilerine uyarlanması yeniden çevrim olarak kabul edilmezler. Yeniden çevrim tüm sanatlar arasında sadece sinemaya özgü bir kavramdır. İngilizcede remake olarak kullanılan bu kavram yeniden yapmak anlamına gelir. Daha önce var olan bir filmin yeniden üretilerek başka bir eser ortaya çıkarılmasını tanımlar. Burada sinemayı diğer sanatlardan ayıran bu özelliğidir. Örneğin Van Gogh'un Yıldızlı Gece ya da Edvard Munch'un Çığlık gibi resimlerin yeniden çizilmesi orijinalin kopyasıdır ki burada iki farklı eserden söz edilemez. Oysa sinemada yeniden çevrim yapıldığı zaman ortaya iki farklı eser çıkmaktadır. Dahası bu iki eser artık birbiriyle rekabet halindedir. Yeniden çevrim filmler incelendiğinde bu sürecin üç şekilde sonlandığı görülmektedir. İlk olarak yeniden çevrilen film Orijinalinden daha iyi bir film ortaya koyabilir. İkinci olarak yeniden çevrim orijinalinden daha kötü bir film yapabilir. Bu nedenle yeniden çevrim yönetmen, senarist ve oyuncular için riskli bir alan. Fakat yeniden çevrim orijinaliyle eş değerde bir film ortaya da koyabilir. Scarface filmlerinin ikisinin birden Hollywood klasikleri arasına girmesi gibi. Scarface the World is Yours. 1983 yönetmen Brian De Palma. Scarface 1932 yönetmen Howard Hawks. Evet, Scarface dendiği zaman çoğunlukla aklımıza Al Pacino'nun o muhteşem performans gösterdiği film gelir. Elbette onu da başka bir programda konuşacağız. Ancak bugün size ilk çekilen 1932 yapımı Scarface'den bahsetmek istiyorum. Scarface, Armitage Trial'ın ilk olarak 1930'da yayınlanan aynı adlı kitaptan uyarlanmıştır. Yazarın Al Capone'dan ilham aldığı düşünülmektedir. Al Capone'un yüzünün yaralı ayrıca Scarface'in Al Capone'un lakaplarından bir tanesi olması bu savı doğrulamaktadır. Scarface filmi gangster filmlerinin atası olarak gösterilen üç filmden bir tanesidir. Gangsterlerin hayatını ele alan ve suç filmlerinin gelişimi açısından oldukça önemli bir filmdir. Filmde kullanılan şiddet sahneleri gösterime girdiği dönemde hem seyircinin hem de sansür kurulunun dikkatini çekmiştir. Öyle ki Scarface, Little Caesar ve The Public Enemy filmlerinden sonra bu tarzda şiddet filmlerinin gösterimi engellenmiştir. Howard Hawks'ın yönetmenliğini yaptığı Scarface, çekildiği dönemin koşulları etrafında şekillendirilmiş bir öyküye sahiptir. Büyük buhranın getirdiği ekonomik sorunlar, içki yasağı ile birlikte güçlenen gangsterler ve çete savaşları filmin konusunu oluşturur. Filmde klasik gangster öykü düzeni kullanılır. Gangsterlerin yükselişi ve düşüşü ya da ölüşü demek daha doğru bir terim olabilir. Baş kahraman Tony Kemot tıpkı Al Capone gibi göçmen bir aileden gelmektedir. Önce fedai olarak girdiği çetede yaptığı işlerle acımasızlığı ve cesaretiyle giderek yükselir ve nihayetinde gücü ele geçirir. Süreç içinde yaşadığı güç zehirlenmesi onun polisler tarafından öldürülmesine sebep olur. Bu filmde önemli olan konunun içki yasağı ve yasağın sebep olduğu suçları ele almasıdır. Film çekildiği dönem itibariyle kendi döneminin güncel konularına değinmiştir. Howard Hawks'un yapımcılığında ve yine Howard Hawks'un yönetmenliği ve başrolünde Paul Muni'nin olduğu 1932 yapımı orijinal Scarface İtalyan asıllı bir Amerikan gangsterinin yükselişi ve düşüş hikayesini anlatır. Safkan bir anti kahraman filmidir ve 1930'ların karakter oyuncusu Paul Muni'nin en güzel performansını da içinde barındırır. 1932 yapımı Scarface harika bir film. Mutlaka izleyin.